Milyonlarca emekli nefesini tuttu, ek zam bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan az evvel müjdeli açıklama geldi. SSK ve Bağkur emeklisine ek zam yapılacak. AK Parti'nin yerel seçimlerde aday olacak isimleri duyurdu toplantı bugün gerçekleşiyor. Milyonlarca kişi bu toplantıya kilitlenmiş durumda. Hem belediye başkan adayları merakla bekleniyor hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye ek zam açıklaması yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama nihayet geldi. Emekliye ek zam için tarihler belli oldu. Az evvel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Emekliye müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin belediye başkan adaylarını açıklıyor. Yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken özellikle AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayları merak konusu olmuştu. Bugün düzenlenen toplantı ile belediye başkan adayları tek tek duyuruluyor. Ayrıca bu toplantıdan emeklilere de bir müjdeli haber çıktı. 2024 emekli maaşı zammı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı ancak SSK ve Bağkur emeklisi için ek zam beklentileri de ortaya çıkmıştı. Milyonlarca emekli maaşlara yapılacak ek artış için gözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmişti. Emeklinin beklediği müjdeli duyuru bugün geldi. SSK ve Bağkur emekli ise yine ek zam yapılacak. AK Parti Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında emekli vatandaşların enflasyon karşısında mağdur edilmeyeceğini söyledi. SSK ve Bağkur emeklisinin mağduriyetinin de giderileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekzam için talimat verdiğini açıkladı. İki bakanlık çalışma yürütüyor. Emekliye ek zam yapılabilmesi ve en düşük emekli maaşı zammının belirlenebilmesi için şu anda Cumhurbaşkanı talimatı ile iki bakanlık tarafından çalışma yürütülüyor. Çalışmaların bu hafta sonu tamamlanacağı öğrenilirken yarın yapılacak kabine toplantısı ise emekliler için son derece kritik olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarınki kabine toplantısının ardından kameralar karşına geçecek ve millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmada en düşük emekli maaşı zammını ve emekliye refah payı zammını da açıklaması bekleniyor.